Abi bir dur. Kişi başına kişi başına düşen milli gelir sıralaması. O <laughs> oh! ülkelere göre milli gelir sıralaması. Ha, yıllık kişi başına düşen ama kişi başına düşen. Bu az önce baktığımız sanırım. siktik. Oh no. Aa. Hadi. Dur. Rusya ne oldu? Rusya'da çok mu çocuk yaptılar? Hadi oğlum. <laughs> ne oluyor lan? Ana. Lan ne güzel gidiyorduk işte. Ne güzel gidiyorduk. Ne oldu ya bir an? Baştan başla. Baştan başla. Hatayı nerede yaptık ya? Çok iyi. Çok iyi. Devam. Çok iyi. Okey. Tamam burada iyiyiz. Arjantin geçmiş. Dur bekle bakalım. Sonra burada bir şeyler alıyor. Oh no. Hayır. Hayır. A -a. Geri gel. Zaman geriye aksın. İşte böyle. <laughs> Nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama üste taşıdım ülkemizi. <laughs> en azından daha iyi durumdayız. Yok mu bunun sıralaması ya? Evet bakıyoruz arkadaşlar. Türkiye nerede? Kaçıncı sırada? Kişi başına ne kadar düşüyor? Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler. Dünya Bankası gel. Lüksemburg. O çok küçük bir yer. Macau, okey. İsviçre. <laughs> Norveç. İrlanda. İzlanda. As bayraklar as. As 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 bayrakları bitti bu iş. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Katar biz sayılırız. Götümüz hariç her şeyi verdik zaten. Adamların içinde Katar'dan çok Türkiye var. Bence kardeş ülke değil lan. Bizzat biz Katar'ız yani. Adamların her şeyi bizi her şeyimiz adamlar. Adamların her şeyi biz. Bence biz 6. sıradayız diyelim ve kapatalım. Hayır devam. Singapur, ABD, Danimarka, Avustralya, İsveç, Hollanda, Avusturya, Finlandiya, Hong Kong. Hong Kong tanınıyor mu lan? Almanya, Belçika, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Andorra, Yeni Zelanda, İsrail. 20'ye geldik hala yokuz. Fransa, Japonya, İtalya, Kuveyt, Brunei, Brunei mi? Güney Kore, İspanya, Malta, Kıbrıs. oğlum sen yavru vatansın. Ama bu hangi Kıbrıs? Bu Güney Kıbrıs muhtemelen. Hemen kontrol ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de bulunan, e, Kıbrıs'ta fiili olarak adanın güneyini, hukuki olarak adanın tamamını yöneten devlet. No. Aa. Uh -uh e, ee, Türk Türk yazıyor Türk Kayıkos Türk Kakolda Adaları ee, Karayipler'de Kuzey Atlas Okyanusu'nda Britanya deniz aşırı toprakları olan iki takım adadan oluşan şey grubu Toprak grubu Ada grubu Türk Kakold Adaları <laughs> Burası güzel Herkes Superman kıyafetiyle Gardıropta saklanıyor <laughs> Sınavın ya. Bahreyn. Oğlum neredeyiz? 30'lara 40'lara geldik. Yunanistan falan burada lan. Alo Yunanistan. Portekiz. Litvanya. Uruguay. Nasıl Uruguay? Türkiye'yi geçtik mi? Yo. Umman. Macar. Panama. Hırvatistan. Costa Rica, Arjantin. Ulusun. Kur Malezya. Malezya mı? Grenada, Saint Lucia, Maldivler, Ekvator Ginesi, Çin, Meksika, Kazakistan, Türkiye. 67. Burada 68. 67 iyidir. 67 iyidir. Bu bir de 2018. Ha bu bir de 2 sene öncesinin mi? Oh shit. Ben bizim ekonomimizi Çin'le karşılaştırdım. Karşılaştıramazsın ki. Hiçbir şekilde karşılamaz. Hem ne nüfus olarak ne üretim olarak karşılaştıramayız Çin'le. Altımızda kim var? Brezilya, Bulgaristan, Lübnan, Acun Ilıcalı, <laughs> Tayland, Libya, Sırbistan. Peru, Kolombiya, Ekvator. Oğlum burada zaten keskin nişancılar birbirini vuruyor. Yani 26 sıramızda Irak falan, Bosna falan var. Sonuncu kim abi? Malawi. 275 dolar. Ne yapıyorsunuz abi siz bu ülkede? Malawi ya da resmi adıyla Malawi Cumhuriyeti. Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Yazık lan. Balık satıyorlar. Nüfus yüzde kırk altısı genç. Güçlü nüfus. 15-24 yüzde yaşlı hiç yok. Çünkü ölüyorlar ya hastalanınca. Hmm. Bizim nüfus ne durumda abi? güncel veriler olmasa da şöyle bir bakalım. Neredeydik biz? Şuralarda bir yerdeyiz. Türkiye. As bayrakları as. Konuşulan diller. Türkçe. Urmançi. Arapça. Zazaca ve diğer. Diğer ne? Türkiye diller. Balkan dilleri. Lazca, Çerkesçe, Ermenice, Kafkas dilleri, Rumca, Batı Avrupa dilleri, Ladino, Yahudi İspanyolcası, Nereden buldunuz amık? Kıptice ve diğerleri. Abazca, Adigece, Arnavutça, Avarca, Boşnakça, Pomakça, Çingene dili, Gürcüce, Kızca, Kürtçe, Şimdilem ne bir şeyler. Tamam şimdi nüfusumu göster bana. Nüfus 83 milyon. Gayri safi yurt düşüşte. 2020 tahmini nasıl düşüş lan. Siktir biz 9'dan 7'ye düşmüşüz. Olur o arada. Aaa. <laughs> Ya nüfus yüzdem nerede öteki yazmışsın ötekilerde bizimki nerede? O çok güçlü bir adam. Bu kim? Sana da bakacağım. İnsan hakları falan yazmışlar buraya. Ya şey, <gülüyor> <gülüyor> nüfus nüfus yüzdesi. Nüfus sayımları. Okey. Yüzde lan kaçı genç kaçı yaşlı. Cık. Türkiye'de din. %74 sünni. Bakın burada çok büyük bir yanlış var. Burada çok büyük bir yanlış var. Biz %99'u Müslüman olan bir ülkeyiz. Hemen aklınızı başınıza alın. Gerçi topladığında ediyor mu %99? 86 Orada 89. Etmiyor. Nasıl etmez? <laughs> Hemen bakalım. %74 Sünni, %12.5 Alevi, diğer Müslümanlar %3. Hristiyan %03, diğer dinler 1.1. Deist %4.5, dinsiz, agnostik %2.7, ateist %1.7. Adam oldum. Tamam. Ateistler, bana bak. Bak. Abi yeterli F, nüfus. tıklama falan mı gerekiyor? Hıh. Okey. Bakıyoruz abi. Yüzde verseydin keşke bir reis. Neyse. E bizde her şey eşit. Rahatsız eşat. <laughs> İlkçede ölüyorlar doğal olarak da. Bizde hepsi nasıl eşit lan? İyi tutturmuşuz. İşte bakın istikrarlı sikiş diye çok özür dilerim. İstikrarlı çoğalma diye buna denir. Sabitlenmiş 6 milyon. 6.3 6.4 Bazen böyle yukarı aşağı oynamalar olmuş ama Ülke olarak <laughs> nasıl 28 bin? Ülke olarak istikrar. İllere göre doğurganlık hızları. Hemen bakalım. Turuncu 4-5 Sarı yaz Mavi düşük Koyu mavi düşük Sarı yüksek Bakıyorum ee, şey <laughs> İzmir'de bayağı düşük CHP'liler düşük Sonra niye CHP? Seçim kaybediyor İşte bu yüzden ee, Rayfo5 ikinci ayını kutlamış Wikipedia büyük oyunları oynuyor demiş İkinci ayını kutlasın abi eyvallah <laughs> E ee, buralar 1,5-2 çocuk ortalamalı. Sonra doğuya bir dönüyorsun 4 ortalama. <laughs> ortalama 4 bu arada. Sağda başka bir şey var mı? Yaş dağılımı. Hah. 0-14 yaş %23 düşüşteymiş. Yani insanlar çocuk doğurmuyor artık. 65 yaş üstü artışta. 8.8 <laughs> %67.8 ile 15-64 arası da bu çok büyük bir şey. Doğurganlık oranı düşüşte. Ölüm oranı yükselişte. Okey. Bir de şu reise bakalım. Reise ne yazmışlar? Makama geliş. 28 Ağustos 2014. Hayır bilemediniz. İsa'dan sonra bir. Eksik bilgi. Başbakan Ahmet Davutoğlu. Bir şeyler bir şeyler. Yardımcıları. Yerine geldikleri. Görevler. Ta pa 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 pa. Bir sürü görev. <laughs> Daha fazla görev. Heh. 66 yaşında partileri Evlilikler Emine Erdoğan, Çocuklar Bitirdiği Okul, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Bakalım. Marmara Üniversitesi'nin temelini oluşturmuş kurumdur. 82'de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlanmıştı. Gördünüz mü? İftiracılar. Ya. Mesleği siyaset, mesleğe bak. Dini İslam, imzası yan yatmış Abdülhamit Han. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka işte büyük oyunu göremiyorsunuz. Keşke bunu yan döndürebilsem. Şu kafanızı siz yana çevirip bakın. O zaman anlayacaksınız. Bu aslında Avrupa'ya bir mesaj. Kafanızı sol tarafa doğru çevirip baktığınızda bunun aslında bir imza değil. Yan yatmış Abdülhamit Han olduğunu göreceksiniz. Ya. Bunların hepsi. Aa kapattım. Reis özür dilerim. Dur gel. Özür dilerim reis. Nereden açmıştık? Türkiye. Yöneticisi şurada bir yerdeydi. Evet buradaymış. Ee, girdim. Ya dur buna değil tövbe bismillah. <laughs> Sayfaya. <Ha. gülüyor> Pol açma abi ne gerek var. Başka bir şey var mı? Yok. Burayı anlatıyor. Hapis dönemi. Elimizde tüfek, gönlümde iman, dileğim iki, din ile vatan. Ocağım ordu, büyüğüm sultan, sultana imdad eyle ya Rabbi. Tahttan indirilirken yazılmış sanırım. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakacağım. <laughs> siyasi yasaklı olduğu dönem Başbakanlığı anlatılıyor. AK Parti Gülen hareketi çatışması ve 17 Aralık soruşturması. Bu da ne? Oh. Cumhurbaşkanlığı darbe girişimi, suikast girişimi, suikast girişimi mi? 13 Eylül 2005 tarihinde Kütahya'da bulunan Erdoğan'ın minibüsünü ekmek arasına sakladığı bıçağı ile binmeye çalışan şahıs polis tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Üzerinde yapılan aramada mermi dolu bir poşet ve içi mermi dolu silah ele geçirilmiştir. Silah üzerinde yapılan incelemede kuru sıkıdan bozma bir silah olduğu tespit edilmiştir. Lol suikaste bak. Kuru sıkıdan bozma silah da geliyor aptal. Reisimizi zaten öldüremezsin. Gücün yetmez. Tanığı eski MHP milletvekili Ali Göngör'ün isteği üzerine kızı Hatice Burcu Güngör savunmuştur. Aa inanılmaz. Reisimize suikast yapan birini milletvekili savundurtuyor hem de MHP'li. Eee 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Sonrasında Amerika'dan gönderilen bir e-posta ile bombalı araç kullanılarak yapılması planlanan saldırıdan daha bahsetmiş ve bu suikast dilik engellenmiştir. Bu saldırı o dönemin MIT çalışanları ve bazı Türk bilişim profesyonelleri tarafından detaylıca incelenmiştir. 7 Şubat 2011'de Erdoğan'ın hastaneye kaldırılması sırasında Adalet Bakanlığı'ndan MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ı arayarak çağırmışlardır. Bidan Erdoğan'ın isteği üzerine adliyeye gitmemiştir. Ve bu zaten bir sürü filmde dizide yer almıştır zaten. Biliyorsunuz ki. Ee, <laughs> Agalar.